Evet sevgili arkadaşlar, hepinize iyi günler diliyorum. Bakanlık yine beni çok farklı anlarda yakalıyor ya. Sayın Adalet Bakanımız ya gece yakalıyor beni, gece yayına çıkıyorum veya şu an yoldaydım, Bursa tarafındayım, yola devam ediyorum. Yoldayken bu açıklamaya denk geldik ve sürekli bir soru bombardımanına yine öğrenciler mesaj kutumu doldurmuş ve en azından dedim şu yayını yapayım da evet şu an bir dinlenme tesisindeyim. Sorularınız varsa bu soruları alayım. En azından bir tebrik edeyim. Beklediğimiz bir haberdi. Bir an önce geldi. Bunları en azından arkadaşlar sizlerle bir konuşma imkanımız olsun. Şimdi evet öngörülerinize sağlık. Tahmininiz doğru çıktı. Sağ olun, çok güzel şeyler yazmışsınız. Teşekkür ederim. Biz demiştik demek gerekir mi bilmiyorum. Bazen de herhalde gerekiyor diye düşünüyorum. Hatırlarsanız uzun bir zamandır sizden bana çok sınavla alakalı sorular geliyor. İlan ne zaman gelir? İlan ne zaman gelir? Sınav ne zaman yapılır? Sınav ne zaman yapılır? Hocam sınav Eylül'de olacakmış diye hazırlık temposuna giremeyen öğrenciler oldu. Eylül'e yetiştiremem diye. Defalarca paylaştım. En son biliyorsunuz geçtiğimiz herhalde birkaç hafta belki daha fazla oldu. Orada da demiştim ki arkadaşlar son 20 yıldır bakanlığın bir teamülü var. Kasım'da veya Aralık'ta yaptı. Tarihte size bunu paylaşmıştım. Hangi tarihlerde sınavların yapıldığını ve ben Kasım ve Aralık dışında bir tarih beklemiyorum demiştim. Çünkü bakanlık 20 yıllık bir kültür oluşturmuş. Bu kültüre aykırı bir tarih belirlemez diye düşünüyorum. Benim en azından anlayışım bu. Beklentim de bu demiştim ve sağ olsunlar bu teamüle yine uygun davrandılar ve öğrencilerin her biri içinde çok avantajlı olacak. Bütünlemesi olan, yaz okulu olan, bu tarz sıkıntılı olan arkadaşların da girebileceği şekilde Sayın Adalet Bakanlığı ben yine mülakat sürecine de teşekkür etmiştim. Yine teşekkür ediyorum. Hem sınav ilanı çok erken verdi. Bakın gerçekten arkadaşlar bu sene çok güzel gelişmeler oluyor. Birincisi sınav ilanı erken verildi. Geçen sene daha geç verilmişti. İkincisi mülakat tarihleri çok erken yayınlandı, mülakatlar erken yapıldı, mülakat sonuçları erken açıklandı. Yani bugün bir sıkıntı yaşayan bir öğrenci dahi olsa mülakatlarda onların da tekrar hazırlanabilecekleri bir zaman olmuş oldu. Dolayısıyla bugünkü haber bütün arkadaşlarımız için olağanüstü güzel bir haber. Bir kere geçen sene 2400 kişi mülakata çağrılmıştı adli yargıda, bu sene ne olacak? 3600 kişi mülakata çağrılacak. Artı 1200 avantajlısınız. Cepte mi bu? Cepte. İdari yargı 100 kişiydi. 300 kişi mülakata çağrılmıştı. Şimdi 450 kişi mülakata çağrılacak. Artı 150. Kârda mısınız? Kârdasınız. Cepte. Avukattan adli 100 kişiydi. 300 kişi mülakata çağrılacak. Çağrılmıştı. Şimdi 450 kişi mülakata çağrılacak. 150 kişi. Kârda mıyız? Kârdayız. Bir iki arkadaş yazmış hocam idari yargı az değil mi? Avukatlıktan geç az değil mi? Ya değerli arkadaşlarım geçen seneyle lütfen mukayese edin. 100'dü, 150 oldu. Artı 150 kişi daha fazla çağrılacak mülakata. Bu olağanüstü bir avantaj. Son aday olarak yapılacak sınav olacak aynı zamanda. Yani hakim savcı yardımcılığının ilk yapılacağı sınav artık 2023'te oldu, kesinleşti. Bu sene 26-27 Kasım'da yapılacak sınav toplam 3600 kişi adli mezundan, 450 kişi idari mezundan, 450 kişi avukatlıktan geçişten olmak üzere toplamda 4500 aday mülakatlara çağrılacak 2022 sınavını kazananlar arasından. Dolayısıyla bu bir avantajdır ve hakim savcı adayı olarak sizler de alınacaksınız ve hakim savcı adayı olarak şu an mevcut sistemde 2 yıllık stajlarınızı yaparak atamalarınız inşallah kazandığınızda gerçekleşecek. Önümüzdeki süreçte geçen yılki sınavdaki verileri kabul ederek 1200 kişilik bir alım olsaydı geçen sene 3600. kişinin puanı ne olurdu size açıklayacağız. 450. kişi idari yargıda kaç doğru, kaç yanlış, kaç puan yapmış bunları açıklayacağız. Bugün gün içerisinde bunu yayınlayacağız. Avukatlıktan geçişte keza benzeri şekilde bir çalışma yapmayı planladık.
Bunlarla alakalı arkadaşlar gelişmeleri bugün zaten takip edeceğiz. Ama bu yayını açmaktaki özel neden şu. Birincisi, herkesin beklediği gibi sınav erken yapılmıyor. Kasım ve Aralık teamüllerine uygun oluyor ve Kasım'ın sonunda bir sınav oluyor. İkincisi, alımlar beklentinin üzerinde bir yüksek sayıda bir alımdır. Bu da sizler için avantaj. Dolayısıyla bu mülakat sonuçları açıklandı. Olumsuz alanların hazırlanabilecekleri güzel bir zaman var önlerinde. Bu da bir avantaj. Dolayısıyla şu an olumsuz hiçbir şey yok arkadaşlar. Her biriniz için belki bir daha denk gelemeyeceğiniz derecede olumlu bir gelişmeyle karşı karşıyayız. Sizden ricam, istirhamım, lütfen hayalinizde bu meslek varsa artık soracağınız bir soru kalmadı. Artık dert edeceğiniz bir şey kalmadı. Artık sürecin içerisinde kalmak gibi bir derdiniz olmalı. Bakın biz şu an Haziran sonundayız. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım. 5 ayınız var. Bugün yola çıkan öğrenci şov yapar. Bakın geç kaldık diye kimseye lütfen geç kaldık diye dert etmeyin. Şu an 5 ayda ilk 10'a girecek bir derece elde edebilirsiniz. 5 ay var önünüzde. Ama artık bugün yarın demeyin. Daha dün canlı yayında seminer yaptım ben kendi öğrencilerime. Hatırlayacaklar, Temmuz gruplarını yaptım. Seminerlerini başlattık ve orada da ifade ettim. Dedim ki bakın artık siz yolda olursanız bütün rakiplerden avantajlı olacaksınız. Ve Eylül'de bu sınav olmayacak. Ekim'de bu sınav olmayacak. Kasım ve Aralık'ta bu sınav olacak. Hatta dün yayında olan arkadaşlarınız varsa ses versinler. Dedim ki benim içimden geçen sınav Kasım'ın sonunda olur. 1200 kişilik adli mezun olur. 200 kişilik idari mezun olur. 200 kişilik avukattan adli olur diye yazdım. Tahtaya da yazdım. Dün katılanlar varsa lütfen onlar da kendilerini bir göstersinler. Yani içimize bir doğdu artık. Ne oldu bilmiyorum. Çok mutlu oldum ben bu durumdan. Dolayısıyla benzeri bir gelişmenin olması beni çok mutlu etti. Bundan sonra da yanınızda olacağım. 5 ay geri sayım bugün başladı arkadaşlar. 5 ay boyunca yolda olacağız. 5 ay boyunca üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. 5 ay boyunca mücadelede kalacağız. Seneye bu tarihlerde, mülakatlarda inşallah olumlu netice alabilmek için bugün yolda olmalıyız. Artık lütfen hiçbirinizden bir soru duymak istemiyorum. Artık şu mu olacak, bu mu olacak? Artık lütfen sorulara bir son verin. Ben dahil kimseden artık bir beklentiniz olmasın. Artık siz her şeyi görerek yola çıkmak zorundasınız. O bunu demiş, şu şunu gördünüz mü? Bir sürü spekülasyon vardı. Ne oldu? Oldu mu kardeşim bunlar? Olmadı. O zaman kafa karıştırmaya gerek yok. Yıl sonuna doğru bir sınav olacak denildi. Sınav olacak. İlan tarihi ortada. Kontenjanlar ortada. Geçen seneden daha fazla insan mülakata çağrılacak demek oluyor. O zaman artık biz ders çalışacağız. Ders dışında başka hiçbir beklentimiz yok. Ders dışında başka hiçbir gündemimiz yok. Merak etmeyin. Sizin bilmeniz gereken, size iyi gelecek, sizin soru işaretleri... Ben yine nasıl bugün şu an tesislerde oturmuş canlı yayın yapıyorsam... ...yamacınızda, yamacınızda olmaya devam edeceğim. Yeter ki siz üzerinize düşen sorumlulukları yerine getirin. Ben de misliyle mukabele etmeye devam edeyim arkadaşlar. Şimdi var mı? Bana iletmek istediğiniz bir şey var mı? 26-27 Kasım demeleri geçen seneye benzeri bir sınav olacak demektir. Geçen sene nasıldı? Cumartesi günü adli yargı sınavı olmuştu. Pazar günü idari yargı son oturumuyla avukatlık adli yargının son oturumu yapılmıştı. Bu sene de muhtemeldir ki 26 Kasım'da bizim adli yargı, idari yargı ve avukattan adlinin 65 soruluk kısmı herkes 3 gruptaki sınava girecek. Bütün arkadaşlar cumartesi girecekler. Adliciler cumartesi işini bitirecekler. Pazar gününe sadece 35 soruluk idari alanla 35 soruluk avukattan adli alan kalacaktır. Geçen sene benzer olursa beklentimiz o. Zaten birkaç gün içerisinde, geçen sene 3 gündü. 3 gün sonra ilanın detayları gelmişti. Biz orada bütün saatlerine kadar öğrenmiştik. İl merkezi olarak Ankara'da mı olacak yoksa farklı illerde de olacak mı? Bunu ilan metni yayınlandığı zaman arkadaşlar göreceğiz bunu. 3 gündü geçen sene. 3 gün sonra detaylı ilan gelmişti. Bakın size süre de veriyorum. Geçen sene 3 gündü. Arkadaşlar biz ilan metnini de görmüş olacağız. Bunu da belirtelim. Artık kotaymış, şuymuş, buymuş vesaireymiş. Her şeyi bir kenara bırakıyorsunuz. Yola çıkıyorsunuz. Evet, yüz yüze eğitimlerde bayramdan hemen sonra başlıyor ama bütün gruplarımızı biliyorsunuz. Daha önce söyledim. Ne dedim ben daha önce? Dedim ki arkadaşlar ben son gruplarımı başlatacağım. Bak bir daha da grup bulamayabilirsiniz. Örgünü hemen başlatıyoruz. Bayramdan sonra yarın hafta sonu Temmuzlar başlıyor. Hafta içi pazartesi hafta içi grupları başlıyor. Dolayısıyla bugün yarın akademiye gelmek isteyenleri alacağız.
biz artık 5 aya bakacağız. 5 ayımızı en iyi şekilde nasıl geçiririz? Bu 5 ayımızı dereceyle nasıl kapatırız da bakacağız. O yüzden bugün yarın, daha önce de açıkladım, mülakatı olumsuz olanlar var vesaire. Onlar için bir gruplu kontenjan açtık dedim. Dolayısıyla şu an bugün ve belki yarına da sarkabilir, alabileceğimiz bir kontenjan var. Ama ondan sonra bir şey bilemiyorum arkadaşlar. iyikuzen.com'a girerseniz bütün detaylar orada var. iyikuzen.com'daki bütün gruplarımızı görürsünüz. Ona göre harekete geçersiniz. Ne mutlu Eren. Evet, iletmek istediğim şeyler varsa alayım arkadaşlar. Başka bir soru işareti oluşmasın yani. Varsa şu an konuşalım. Şu an konuşalım arkadaşlar. Ona göre bir daha sorular kalmasın. Herkes sadece ders çalışmaya odaklansın. Varsa lütfen söylerim. Offline'lar hemen açılmayabilir arkadaşlar. Offline'lar hemen açılmayabilir. Şu an çünkü Temmuz'ları alıyoruz. Temmuz'lara hemen başlatacağız. Şu an bütün motivasyon Temmuz'larda. O yüzden öyle yapalım. Kitaplar güncelleniyor. Şu an Buse yolda. Muhtemelen eli kulağında gelmek üzeredir. Bütün kaynaklar, konu anlatım, soru bankası, deneme setleri hepsi toplu olarak göndereceğiz. Ekstra bir çalışma olmasın diye. Son güncel değişikleri uygun olarak kitapları gönderiyoruz arkadaşlar. Bütün güncellemeler olsun istedik. Çünkü bütün dönem, bak 5 ay o kitaplardan çalışacaksınız. O yüzden en güncel halleri gelsin istedik. Eli kulağında gelmek üzere. Adaylık olarak yapılacak sınav. Puanlar düşer mi? Şöyle söyleyeyim. Geçen sene benzeri bir kitle olursa düşebilir. Ama her geçen gün bilinçli çalışan öğrenci kitlesi arttığı için puanlara tam yansımaya da bilir. O sınavdan sonraki pozisyonu göreceğiz. Ona göre anlayacağız. Bugünden bir şey demek çok zor. Hocam biz de dönem son seminerindeyken demiştim siz tatile gelin de kesin ilan gelin. Vallahi öyle, o tatile çıkamadım bile yani. Şu an yoldayım. Gidemedim bile yani. O yüzden bak bugün canlı yayını açtım ki bir 3-5 gün müsaade edin de dinleneyim arkadaşlar. Bakın ses tellerim gitti. Yorulduk. Kaç aydır bir mücadelenin içerisindeyiz. O yüzden bana ne söylemek istiyorsanız bugün söyleyin. Sonra da birkaç gün lütfen bana bir müsaade edin. Ben de dinleneyim. Daha büyük bir enerjiyle kalan 5 ayda size destek olabileyim. 1200 adli, 150 idari, 150 avukatlıktan geçiş. Kotayı motayı düşünmeyin. 450'nin 450'si de İBF'li olabilir arkadaşlar. Şu an siz ilk 450'ye girmeye bakın. İnsan haklarının olup olmayacağı ilan metni yayınlanınca göreceğiz arkadaşlar. İlan metni yayınlanacak. Geçen sene 3 gün sonra yayınlanmıştı. Yine öyle bekliyoruz. Birkaç gün içerisinde ilan metni yayınlanır. Orada bütün detayları görürüz. Zaten bütün detayları yine sizlerle paylaşırız. Ay Berkay hocam yapmamalı ha. Şey taşız ya biz zaten. Uyumayalım. Ya 3 gündür uyumuyorum. Gerçekten uyumuyorum. Ya 2 saat ya 3 saat uyudum. Bakın gözlerimden anlayın yani. Mülakat açıklandı. Sonra yok sınav ilanı, yok Temmuzlar, yok şu, yok bu derken yani perişan olduk yani. Şu bakanlık bizi bayağı yordu yani bu arada. Ben de sizi seviyorum arkadaşlar. Evet şöyle daha 300-450 oldu. Barış Hocam o konuda kitap güncelleme konusu ben bilemiyorum. Barış Hocam editörlüğüyle yürüyor. Aynen Mehmet ne demiş? Kota önemi sonucu 100 kişi 10-15 kişi alıyordu. Şimdi o daha da artacak mesela. Yani geçen seneden daha avantajlısınız her anlamda. Evet Barış Hocam'ı da şöyle alayım. Barış Hocam gelmiş. Barış Hocam bir istek gönder. Sen de birkaç dakika öğrencilerimize selam ver müsaitsen. Barış Hocam sen de uygunsan alayım seni de yayına. Dün finaller bitti. Bugün hakimlik açıklandı. Harika. Evet yola çıkmamız lazım. İlkuzem.com arkadaşlar soranlar için söylüyorum. İlkuzem.com'a bakın. Bugün itibariyle süreç bitiyor. Yarın 2 Temmuz grubu başlıyor. Pazartesi 4 Temmuz grubu başlıyor. Ondan sonra grup planımız şu an yok. O yüzden ya yarına ya 4 Temmuz'a bir an önce dahil olun. Kontenjanı kapatacağız. Ondan sonra yapacak bir şey yok. 4 ayda yetişilir bu sınava normal şartlarda. Artı 1 ay daha piyangodan kazandık. 5 ayda şov yapılır diyor. 5 ayda ilk 10'a bile girilir. Geçen sene bunun örneğini çok gördük öğrencilerimizden. Bu sene de göreceğiz inşallah. Evet. Hocam yarın sabah 9'da ders başı seminerimiz var. Valla sabah 9'da da benim sizinle seminerim var. Ben tatilde ders yapacağım ya. Barış hocam. Hocam merhaba. Nasılsın, iyi misin? İyiyim hocam. Siz yolda yakalandınız. Ben de arabada yakalandım. Hemen vallahi, izleyeyim dedim.
Bakanlık bize biraz şey yapıyor hocam son zamanlarda. Evet hocam. Bir de, çok... bir de sağ olun. Teşekkür ediyorum yani. Tam dedim bir 3-4 gün dinleneyim. Şu an hem bunu yapıyoruz. Yarın sabaha bana Temmuz gruplarına seminer koymuşsunuz. Hem sabahına hem öğlenine. Allah razı olsun yani. Ben herhalde uyumadan çalışmaya geldim bu dünyaya. Niye böyle şeyler yapıyorsun Barış hocam? Hocam ben de şu an bütünleme sınavı vardı. Onu yaptım öğrencilerimize. Fakülteden çıkıyordum. Sizin yayını gördüm. Hemen gireyim dedim. Açıkçası durmak yok hocam. Siz de keyif alıyorsunuz. Biz de keyif alıyoruz. İnşallah en güzel şeyleri yaparız hocam. Öğrencilerimiz için. İyi de oldu. Sayılar da belli oldu hocam. Zaten siz gerekli açıklamalar arkadaşlara yaptınız. Bakalım artık bundan sonra çalışmak başka bir şey kalmadı arkadaşlarımızın yapacağı. İnşallah hayırlı olur. Hocam Temmuz gruplarımız nasıl planlamıştık? Hocam zaten biz sınav için planlamayı yaparken sınav Kasım'da olacakmışçasına bütün planlamamızı yapıyoruz. Ve aynı zamanda kamp çalışması için de süre kalacak kadar çalışmaları hazırlamıştık eğitim planı olarak. Yaklaşık bir ay önceden bitiyordu. Yine aynı şekilde o planlamalar devam edecek. Çok da iyi olacağını düşünüyorum. Yani Kasım'a göre... Bundaysa hocam, Temmuz grubunun son bitiş tarihi nedir? Hocam, sesinizi alamadım. Çok çok özür dilerim. Bir daha söyler misiniz? Temmuz grupların aklındaysa son bitiş tarihi nedir hocam? Zaman kalacak mı sınava kadar? Tabii hocam. Ekim'in ortaları gibi bitiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ekim ortası, Ekim'in 20'si gibi tüm programları bitmiş oluyordu. Bir aylık da o kamp çalışması için katılmak isteyen arkadaşlarımız olursa orada bir müsaitlik durumu oluyordu. Yani en böyle bitiş tarihi derken sınavdan bir hafta önce neredeyse hepsi bitecek gibi oluyor. Zaten biliyorsunuz bizim kampla beraber bitişle Türkiye geneli sınavı yapıyoruz. Bilmeyen arkadaşlarım vardır belki. Türkiye geneli sınavı da hani böyle gerçek sınav gibi oluyor. O da zaten son inşallah yine pazar günü yaparız diye tahmin ediyorum. Sınavdan önceki. Her şey hazır hocam. Yani bizde planlama açısından bir problem yok çok şükür. Zaten siz iyi biliyorsunuz arkadaşlarıma da söyleyeyim. Biz Aralık ayından neredeyse planlamalarımızı yapıyoruz. Yani bir önceki Aralık'tan bahsediyorum. 2021 Aralık'tan. 2022'deki Ocak grupları, Mayıs grupları, Temmuz grupları ne zaman başlar, ne zaman biter? Her şey belli. Ders programı belli. Bu nedenle bir problem yaşamayacaklar. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Arkadaşlar Temmuz'da başlayan grup hızlandırılmış olmaz. Zaten hayır. Şubat'ta başlayan grup da 4 ay eğitim alıyor. Şimdiki grup da 4-4,5 ay eğitim alacak. Evet. Oradaki grup da 4-4,5 alıyor. Mesela bizim Ocak-Şubat'lar dersi bu hafta bitirdiler. Onlar normal bütün müfredatı aldılar. 4-4,5 ayda aldılar. Şimdi Temmuz grupları da 4-4,5 ayda eğitim alacak ve sınava girecekler. Dolayısıyla aynı eğitim alınıyor. Herhangi bir değişiklik, bir farklı bir şey yok. Sınav hangi illerde yapılır? Sadece Ankara'da mı yapılır? İlan metni açıklanmadan bilemeyiz. 3 gün içinde açıklanacağını bekliyoruz. 35 yaş sınırıyla alakalı bir değişiklik yok. Yine 35 yaş sınırı var. Avukatlıktan geçti. 45 yaş sınırı var. Avukatlık hizmet süresinde en az 3 yıllık fiili hizmet aranır. Yemin tarihi itibariyle 3 yıl sayılır. Onun dışında arkadaşlar farklı hiçbir değişiklik yok. Her şey aynı. Artık soru yerine ders çalışma zamanı. Ağustos grubu açmayacağız değil mi hocam? Ağustos grubu asla yok. Asla hocam. Asla yok. Son gruplarımız. Ağustos grubu yok. Evet. Evet sevgili arkadaşlarım. İnsan haklarının gelip gelmeyeceği de ilan metninde yine öğreneceğiz. Barış hocam, görüşürüz. Görüşürüz. Hoşça kalın hocam. Görüşmek üzere. Evet, Barış hocamızı uğurladık. Evet, ekstra bir soru kalmadıysa arkadaşlar ben de yolculuğuma kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Bence yeterli bilgiler verilmiştir diye düşünüyorum. Var bir hayalimiz Tuğçe. Hayaller için yaşıyoruz yani. Evet. Hocam aktif avukatlık yapan için motive edici bir ders programı istiyoruz. Aktif avukatlık yapanlar için, çalışanlar için, iş partilerinden bütün öğrencileri motive edici programlar söylüyorum zaten. Siz benim dediklerimi dikkate alın. Merak etmeyin. Başarı gelecek. Bugüne kadar nasıl geldiyse. Hukukta emsal karar vardır değil mi? Emsal varsa oradan yürürsünüz. İşte emsali çok. Geçmişten bugüne kadar bir hakimlik akademisi öğrencisini bir çevirin. Bakalım çalışan, çalışmayan, okuyan, okumayan her ne durumda olursanız olun. Sizlere gerekli motivasyon sağlanıyor mu, sağlanmıyor mu? Bizden değil, onlardan öğrenin. Evet arkadaşlar. Ulaş çok açıklama yaptın. Sen sonradan girmişsin. Yayını kaydedeceğim, oradan izleyebilirsin.
Evet, sanıyorum söylenecek çok bir şey kalmadı. Temmuz gruplarının seminerlerini yaptım. Sadece iki grubun semineri kaldı. Onları da yarın sabah yapacağım. Diğer gruplarımın hepsinin seminerini dün itibariyle tamamladım. Video kayıtları da sistemlerde yüklü. Yani o gruplara dahil olsanız bile eğer benim seminerimi kaçırdıysanız kayıtlar yüklü. İzleme şansınız olacak. İnsan hakları eklenirse tabii ki insan hakları dersini alacaksınız. Soru bankanızı zaten gönderdik. Her ihtimale karşı insan hakları gelirse maliyet biz zaten ayırdık size gönderdik. Gelmezse de bizim sizden bir insan hakları kitabı hediyemiz olacak yani. Örgüncüler olarak dayanamıyoruz artık. Evet, bayram sonrası ben örgünleri de başlatıyoruz. Yolculuk Antalya tarafına nasip olursa. Evet arkadaşlar, sizleri seviyorum. Allah yolunuzu bahtınızı açık etsin. Ben bir omuz mesafesinde size yakın olmaya devam edeceğim. İnşallah emek veren, gayret eden bütün arkadaşlarımın her şey gönlüne göre olur. Sizlerden ricam birkaç gün bana müsaade ederseniz birazcık ev ahalisiyle, kızımla, eşimle birkaç gün dinlenmek istiyorum. Ondan sonra yine sizlerle arkadaşlar bir arada olacağım. Onlarla da biraz ilgilenebileyim ki anlayış sağ olsun. Ailem bu konuda çok destekleyici ve anlayış gösteriyor. Geceli gündüzlü mücadelemize. İnşallah biraz da dinlendikten sonra tekrar sizlerle birlikte kalan zamanımızı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Akademi ailesine dahil olanlar akademiye hoş geldiniz. Bundan sonra da akademiyle birlikte yola çok güzel bir şekilde devam edeceksiniz. Kendinize iyi bakın. Her şey gönlünüzde olsun. Tekrar arkadaşlar bütün arkadaşlarımıza gelen bu sınav tarihi hayırlı olsun. Hayırlara vesile olsun. Herkes adına güzel bir tarih bakanlık açıkladı. Güzel kontenjanlar geldi. İnşallah bunu en iyi şekilde değerlendireceğiz. Hadi sor. Hadi sor. Son bir soru dedin. Hadi sor. Bekliyorum. Bakayım. Çok önemli bir sorudur inşallah. Bak bekleyeceğim. Yok yardımcılık değil mi? Mevcut sistemde olacak sınav. Son soruyu bekliyorum. Hadi bakalım. Yayını inşallah paylaşacağım. Evet. O arkadaşımızı bekliyorum. O da sorusuz kalmasın. Bu zamana kadar hiçbir şekilde bu sınav süresine adına bir öğrenci profesyonel üzerinde başarabilir. Bizim YouTube'daki kazanan söyleşilerimizi dinleyin lütfen. Çoğu zaten ilk girişiydi ve 4-5 aylık sürede kazandılar. Siz de öyle kazanacaksınız. Adaylık olarak olacak. Evet, daha önce paylaştığım bir soru geldi. Tamam. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Hoş